objektif yorumlar, usta yorumcular ve futbol sevdalısı taraftarlarla Rivera Spor başlıyor. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidi Sport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 1. Lig'de 37. haftanın kritik mücadelesi Eyüpspor Kocaeli Spor maçının öncesini Furkan'la beraber özel olarak konuşacağız. Furkan öncelikle merhaba. Merhaba Meta. Çok kritik bir mücadele. Eyüpspor playoff'a kalmanın derdinde. Kocaeli Spor'da ligde kalmanın derdinde. Aynen. Kocaeli Spor taraftarları biliyorsun dün takımı İstanbul'a bayağı bir kalabalık mı diyeceksin? Kalabalık bir grup halinde yolcu ettiler. Güzel söyledin sen. Ben onu izlemedim meşaleler ama meşaleler falan görmedim. Taraftarlar tesislere gelip takıma bayağı bir destek verip takımı da İstanbul'a yolcu ettiler. Eyüpspor'da da bir hoca değişikliği yaşandı ve evet. İzmitli Kocaeli'li İbrahim Üzülmez ilk maçında Kocaeli Spor'a karşı takımının başında yer alacak, memleketinin takımına karşı. İbrahim Hoca da biliyorsun bu ligde iki tane takım çıkardı. Gençlerbirliği. 2017-18 Çaykur Rizespor, 2018-19 Gençlerbirliği. İki takımın da başına sonradan geldi İbrahim Üzülmez evet. Hoca. Biz bir hatırlatmaları yapalım. Ardından da maça geçiş yapalım. Çok kritik bir maç olacak cumartesi günü. Detaylı İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında hemen golvar.com'un açıklama kısmında linki mevcut. Oraya tıklayarak golvar.com'a ulaşabilirsiniz ve bizi oradan takip edebilirsiniz. Ayrıca bizim videolarımızı ilk defa izleyen izleyicilerimiz olabilir. Aynen, abone onlardan kanalımıza abone olmalarını rica ediyoruz. Ayrıca kanalımıza bulunan videolara yorum ve beğeni yapmanızı da özellikle rica ediyoruz. Maça geçiş yapalım. Çok kritik bir maç. Eyüpspor çok kaliteli bir kadroya sahip fakat son dönemde bu kadronun, kaliteli kadronun hakkını veremedi maalesef Hamza Hoca ile ve bir kan değişikliği yaşandı. İbrahim Üzülmez Hoca geldi. Öncelikle hayırlı olmasın. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. 1,5 yıllık sözleşme her iki taraf içinde. İbrahim Üzülmez Hoca ile Eyüpspor üzülür mü yoksa güler mi? Ne düşünüyorsun? Öncelikle ben bunu örnekle cevaplamak istiyorum. Geçen sene 6 ayda Mustafa Denizli hoca geldi. Bitmesine, normal sezon bitmesine 7-8 hafta kala Mustafa Denizli. Osman Özköylü hoca gönderilip evet. Mustafa Denizli hoca gelmişti. Aynen. Ben orada şu yorumu yapmıştım. Eğer Mustafa Denizli hoca ya sezon başı ya da ilk devrenin sonunda, ikinci devrenin başında yani gelseydi yanlış derdim. Bu gemi limana yanaştıramaz derdim diye bir yorum yapmıştım. Bunu bizi izleyenler hatırlar. Hatta aynen. Geçen seneki programlara bakabilirler. Burada var zaten kanalda video. Ama dedim ki burada 7 maç kala geldiği için Altay'ın evladı da olduğu için burada bir hava yaratıp Altay'ı playoff'tan, yani playoff'a sokup playoff'tan çıkartabilir demiştim. Tabii. Aynen de öyle oldu. İbrahim Üzülmez için de şimdi aynısını söylüyorum. Burada belki Eyüp'ün evladı değil, ne bileyim işte bu kulüple bir şey yok ama şimdi iki maç kaldı normal sezon için. Hem bu iki maç hem de Hamza Hamzoğlu'nun yarattığı tahribattan sonra bir kan değişikliğine ihtiyaç şarttı. Olduğu için, şart olduğu şart. İçin ve bunu da yapıldığı için tabii. İbrahim Üzülmez'in gelmesi kısa bir dönem olduğu için 2 maç ve playofflar var. Toplamda 4 maç olacak, 5 maç olacak. Finale de kalırsa playoff'da 5. Evet, aynen. 5. Hani finale kalırsa diye daha iyi. Toplamda maksimum oluyor. Olursa 5 maç. Buradan çıkartma ihtimali var. Ama yine tam tersi İbrahim Üzülmez için de bunu söylüyorum. Eğer İbrahim Üzülmez 10 hafta önce gelseydi, yani Hamza Hamzoğlu'nun geldiği zaman var ya, o zaman İbrahim Üzülmez gelseydi veya diyelim ki ikinci yarının başında, yani ilk devre bitiyor ya, o zaman diyelim ki hoca gönderilip ilk başta İbrahim Üzülmez gelseydi o zaman da şunu söylerdim. İbrahim Üzülmez'in başarılı olamayacağını söylerdim. Ama yine aynı Mustafa Deniz önünde olduğu gibi burada da bu gözle bakıyorum olaya ve çok kısa sürede yapacağı belli dokunuşlarla başarılı olma ihtimali, yani çıkartma ihtimali var. Çünkü bunu neden söylüyorum? Şimdi bazı isimler vardır ya, gelir takım başına. Herkes ne der? İlk 4 maça çıkar. Diyelim ki 4 maçın 3'ünü aldırır. Herkes der ki bu hoca muhteşem. Ama ben her zaman neye bakarım veya başkaları? İstikrara bakar. Bazı adam da istikrarı sağlayamaz. Mesela Altay'a Mustafa Denizli geldiği zaman da ben onu söylerken karşılığında da bir de ne söylemiştim? Taraftarlar hatırlar bizi izleyenler. Dedim ki burada bunu yapabilir, çıkartabilir ama şunu söyledim. Ama dedim sezon sonunda çıkarttığı zaman da kesinlikle Süper Lig'de devam etmeyin dedim. Yapamaz demiştim. Bunu sen de biliyorsun. Orada bence... Orada ne oldu? Başladı. İyi de başladı. Belki diyeceksin ki maddiyat falan işin içine girdi ama sonuçta geldiğimiz noktada Mustafa Deniz yapamadı. Ya şöyle bir şey var. Şimdi Mustafa Hoca'nın Altay'daki durumunu ben şöyle görüyorum. Zaten Mustafa Hoca artık çok yaşlandı. Aynen. O ayrı ama
yönetim paraları ödemezse oyunculara, oyuncular işi bırakıyor. Hı-hı. İbrahim Üzülmez'in çok büyük avantajı var İbrahim Üzülmez hocanın. Kurumsal olarak çok iyi bir kulübe geldi. İstanbul'a geldi. Şimdi İstanbul'a geldi bir, onu ayrı tutuyorum ama şimdi Eyüpspor çalışılabilme anlamında çok iyi bir kulüp bence. Kesinlikle. Murat Özkaya başkan çok iyi bir başkan. Maddi anlamda tüm yükümlülüklerini yerine getiriyor. İstediği oyuncu alabiliyor. Tesis desen tesis, para desen para, kadro desen kadro. İbrahim Üzülmez hocanın elinde çok iyi bir malzeme de var bence. Kesinlikle. İbrahim hoca da zaten basın toplantısında oyunculara da mesajı verdi. İmzalarken bizim, de güler yüzüydü bayağı. Aynen, bizim burada iyi oyuncularımız var ama kapasitesinin farkında olmayan oyuncularımız var dedi. Doğru diyor. Hoca orada mesajı da verdi. Oyunculara da oradan bir aba altından bence sopayı gösterdi. Doğru olanı yaptı bence. Zaten İbrahim hoca biliyorsun futbolculuğu döneminde falan çok agresifti yani. Hırslıydı bayağı. Evet, sevilen de bir isimdi. Ben olumlu etkisi olacağını düşünüyorum bu değişimin. Çünkü Hamza Hoca döneminde Eyüpspor'da bir ruh yoktu yani. Ya ruh zaten kayboldu tamamen. Olan da gitti. Evet, çünkü Zafer Hoca'dan iyi bir takım devraldı Hamza Hoca ama bunu hiç kullanamadı bence. İbrahim Üzülmez Hoca'nın gelişinin ben olumlu olacağını düşünüyorum. İbrahim Üzülmez benim beğendiğim bir yapı. Çünkü agresif bir insan. Ben agresif hocaları seviyorum. Aynen, o açıdan süklüm zaten püklüm duran bir hoca da değil. İyi hoca yani o anlamda. Rakibinin de her zaman hakkını teslim eden bir insan İbrahim Üzülmez. Hı-hı. Futbolculuğu döneminde de, hocalığı döneminde de şu ana kadar. Ben İbrahim Üzülmez'i doğru bir tercih olarak görüyorum. Hı-hı. Onun için de büyük bir fırsat. Çok iyi bir takıma geldi. Kesinlikle. Ya zaten ben de bu hem iki maç kalması, bir de hani Eyüpspor'un kadrosu İstanbulspor gibi değil. İyi gayet. İşte Bandırmaspor gibi değil. Çünkü Bandırmaspor çok dar. Doğru. Hani belli noktalarda sıkıntıları var. Aynen. Bu anlamda baktığımız zaman da Eyüpspor'un hem kadro anlamında da hem işte yönetimsel anlamda da işte şehir anlamında da her açıdan bakıyorum. Cidden çok iyi bir nokta. Doğru. O yüzden ben şunu söylemiştim Hamza Hamzoğlu geldiği zaman da. Hatta şöyle daha doğrusu. İki tane transfer geldiği zaman da Oliver Thiel ve Gerson Rodriguez. Bu oyuncular geldiği zaman da ben onların öncesinde hep şunu diyordum. Eyüpspor'un ben sezon sonunda bu ligde kalacağını düşünüyorum demiştim ama bu iki oyuncu geldikten sonra da şunu söyledim. Çok iyi iki transfer ama işin Hamza Hamzoğlu'nda bittiğini söylemiştik. Bunu sen de söyledin. Ben de ne oldu? Hamza Hamzoğlu işi bitiremedi. Yine yapamadı. Gitti. Olmadı. Şimdi İbrahim Üzülmez geldi. Bu sefer yine aynısını söylüyorum. Yine Eyüpspor farklı bir havaya gitti. Hamza Hamzoğlu varken şunu söyledim. Yani Eyüpspor çıkamayacağını belli ediyor. Erzurumspor'un çıkacağını söylemiştim. Golvar'ın katkılarıyla devam ediyor. Hala aynı görüşüm devam ediyor ama onu söyleyeyim. Erzurumspor'un çıkacağını düşünüyorum ama Eyüpspor Hamza Hamzoğlu varken şansı atıyorum 50 ise 60 ise 70'e 80'e 90'a çıkardı bence. Ya Eyüpspor'un bir elektroşoka ihtiyacı vardı. O da oldu bence. Kaliteli bir kadrosu var Eyüpspor'un gerçekten. İşte bakıyorsun Umut Bulut, Oğulcan, Gerson Rodriguez, Timur Temeltaş, Padipa, Strail Popov, Bülent Uzun, Çağlar Şahin Akbaba, Bülent aynen ama Eyüpspor'da bir rahatlık vardı gereksiz yere. Rahatlık demeyelim de. Başıboşluk diyorum ben ona. Hamza Hoca takımı başıboş bırakan bir hoca vardı diyelim. Aynen. Hamza Hoca takımı yönetemedi. O da rahatlığa neden oluyor şimdi futbolcularda aynen, da ister doğru istemez. Ama şimdi İbrahim Üzülmez arıza bir karakter biliyorsun. Tabii. Arızadan kastım şöyle. Futbolcuları rahat ettirmeyecek bir tabii karakter biliyorsun. Agresif bir hoca. Şöyle diyelim. Hamza Hoca da biraz son dönemde çünkü artık şu vardı yani. Hamza Hoca da bir memur zihniyeti oluşmuştu biliyorsun. Nereden teklif gelse gidiyor bakmadan ve başarı da yapamıyordu. Ama İbrahim Üzülmez de bak İbrahim Üzülmez bu sene ilk defa takım çalıştıracak bekledi. Hı hı. Hatta televizyona falan çıkıyordu arada biliyorsun A-Spor'a falan İbrahim Hoca konuk olarak falan. Şunu diyordu ben sıramı bekliyorum diyordu. Hani İbrahim Hoca her gelen teklife de atlamıyordu biliyorsun bizim aynen ülkemizdeki birçok hoca gibi. Eline de iyi bir fırsat geldi. Ben olumlu kullanırsa şaşırmam bunu. Hı hı. İbrahim Hoca yapı olarak Hamza Hoca'dan farklı bir hoca çünkü. Tabii ki ya. Bir de fırsat şöyle bir nokta var. Hani agresif bir isim olduğu için bir oyuncu idmanda çok basit şeylerden bahsediyorum. Atıyorum bir topa vururken böyle vurdum duymaz. Affedersin. Sallamayan. Bir şey hani orada tabiri tabii kullanamam da sallamayan bir şeyle vurursa İbrahim Üzülmez ona bile müdahale edecek. Ona bile sen ne yapıyorsun gibisinden tabii söyleyecek bir hoca. Ben de böyle hocaları seviyorum. Ben aynen hani biliyorsun benim de bir düşüncem var. Ben 20 puan döndü olsam, işi garantilesem de hala kazanmaya oynayan, işte bir şeyi hala doğru yapmaya çalışan isimleri seviyorum. Osman tabii Özköylü bunlardan başındaki. Osman Özköylü'nün de ben genelde
Çok olumlu bakmıyorum ama bu özelliğinden dolayı çok severim ki bazen de agresifliği ona bir zarar yaratabiliyor mesela. Ters etki yaratabiliyor. Ters etki yaratabiliyor. Aynen. Ben bu tarz şeyleri seviyorum. İbrahim Üzülmez de bu konularda taviz vermeyecek bir isim. Onu söyleyelim. Eyüpspor'un en büyük şeyi şu sıkıntısı. Defansif, hani stoper hattı çok sıkıntılı. Bir de orta alanda Timur'la Til dışındaki oyunculardan verim alınamıyor. Bana göre Eyüpspor'un defans hattında Yalçın'dan başka performans veren aynen. oyuncu. Aynen. Yalçın'ı ayırıyoruz. Yalçın'ı beğeniyoruz Yalçın'ı ama. Yalçın'ı ayrı tutuyoruz. Bu öyle şey. Mezego'ya zaten Allah'a emanet. Dinamit gibiler. Her Kemal patlayabilir. Tokak da olmadı. Artık eski şeyinde değil. Bir de Kemal, yüzüne çok bakmadılar. Kemal zamanında iyi bir stoperdi. Hatta ikinci lig için bence hala iyi bir stoper. Tabii Kemal şu an ikinci ligde şampiyonla oynayan birçok takıma seneye al. O oynar ama TFF 1. Lig'in seviyesi çok farklı. Bir de Kemal bu sene bir iki kere sakatlık yaşadı. Kendini de bulamadı. Hiç oynamadı hani zaten. Kemal Tokağa dair bir yere koyuyorum. Bu sene bence Yalçın dışında Eyüpspor hiçbir stoperinden verim alamadı. Yalçın yoklar burada, oynadı. Tekler oynadı. Yalçın burada diğer stoperlerin üçünü topla buraya gelemedi. Ya yani. Zaten şuradan maalesef. Örnek verelim. Bunu herkes biliyor. Yani Eyüpspor taraftarları çok biliyor. Bu Tao'yla Mezeko'yu şöyle kenara alalım. Bunun yaktığı 5 maç vardır. Bunun yaktığı 6 maç vardır. Tabii beraber aynen. Son Tuzla maçında bile Ezeh'in oynamadığı maçta, Haris'in oynamadığı maçta ne hallere düştü. Evet. Defansı. Yani Eyüpspor. Çok sıkıntı var. Eyüpspor orada hata yaptı zaten. Bunu herkes bilir. İlk devrede ben Mezagoy'un acilen gönderilmesi gerektiğini, hatta alınmaması. İlk transfer zaten, olduğu zaman da yanlış olduğunu söylemiştik. Daha sonrasında Butao geldiği zaman da çok çok yanlış olduğunu ben yetkiliye bile söyledim. Bunu biliyorlar o ismi bilirler. Aynen. Ona da söyledim. O da zaten belli bir maç geçtiğinden sonra dedim ya çok kötü dedi bu Tao. Bana söyledi. Eyüpspor'un Mezeko'ya transferi geçen sezon Tuzla Spor'un yaptığı Samuel Yohu transferi gibi oldu. Olmamalıydı yani. Hiçbir fark yok. O da arkasına top kaçırıyor. O da çok kötüydü. O da adamı kaçırıyor. Mezeko'ya da çok kötü. O da ayağı iyi pas yapamıyor. Aynen. O da affedersin kafa toplarında çok kötü durumda. Yani Eyüpspor bu sıkıntıları bu anlamda bence çok çok fazla yaşadı. Hala da yaşıyor. Sana bir şey sormak istiyorum Eyüpspor'la alakalı. Hamza Hoca'nın döneminde özellikle Padipba ve Popov takımdan çok kopuk durumdaydılar. Sence İbrahim Hoca bu iki oyuncuyu toparlar mı? Toparlar. Ne düşünüyorsun? Net bir şekilde toparlar. Padipba çok kaliteli bir oyuncu zaten hücumu anlamında. Popov da bu ligin bana göre en iyi sağ beklerinden biri. Süperlik oyuncusu sence zaten. İbrahim Hoca bu iki oyuncuyu kendi modlarına çevirir bence mi? Çevirir. İbrahim Üzülmez bence çevirir bu konuda. Ya bazı hocalar vardı. Ben belki beğenmeyebilirim ama bazı özelliklerinde de çok iyi olduğunu söylerim. Mesela bazı oyuncuları çok iyi bir şekilde işin içine sokar. Kafa yapısı olarak, konsantrasyon olarak hazırlar. Ama atıyorum hoca gider taktiksel anlamda yanlış dakikada oyuncu çıkarır. Yanlış 11'i çıkarır. Yanlış oyuncuyu ne bileyim kadroya almaz. İşte o hatalardan dolayı yanar. Ama bu noktalarda İbrahim Üzülmez işte oyuncu takımı hazırlama. İşte şey anlamda, konsantre anlamda. Mesela Padipba ile Popov kopuk diyorsun. Bunları tekrar işin içine sokar. Çok kafalarına göre takılıyorlar. Aynen. Mesela İbrahim Üzülmez şunu yapmaz. Bak ben sana söyleyeyim. Bence yapmayacaktı. Müsamaha göstermez yok, bence. Timur'u mesela gider 60'ta çıkarmaz. O bölgedeki oyuncu. Ya 6-8 numara pozisyonunda bu takımın bel kemiği oyuncusunu sen her maçta 60'ta 70'te oyundan çıkarır mısın? Bu maçta zaten çıkarttı. İbrahim Hoca Timur'u istese de çıkaramayacak. Çünkü Timur sarı kart cezalısı. Aynen ya örnek veriyorum. Enes Keskin de cezalı Eyüpspor'da. Ben genel anlamda söylüyorum yani. Birazdan Kocaeli Spor'a geçtiğimizde de Kocaeli Spor'da da Mehmet Yılmaz yok. O da çok büyük evet. bir eksiklik. Yani ben genel anlamda bakıyorum. Hani Kocaeli bir noktaya baktığın zaman da bir kadroda belki çok o oynamayacaksın ya. Kadroda çıkarılmaz. Tabii. İşte örnek veriyorum Padipba 50'de 60'da 70'de çıkarılmaz. Bir sakatlık de veya işte performansı düşük olduğu zaman da çıkarılmaz. Veya diğerine geliyorum. Bu takımın forvetinde Gerson birkaç haftadır yok kadroda. Sen Umut Bulut'u çıkaramazsın. Gitti. İsa'da bir maç vardı Hamza Hamzoğlu. Hani Umut'un 82'de çıkardığı gol lazım. Hangi maç? Menemen maçı. Ha. Umut da şaşırdı. Sen oyundan çıkarıyorsun. Diye. Adam yok evet. ki. Bekir alıyorsun bir de. Bir de Bekir oynatmaması lazım İbrahim Üzülmez'in. Bekir Hamza Hoca'nın o Bekir her maçı oynatmasından dolayı da Hamza Hoca'nın da hani Eyüpspor kariyerinin bitmesinde etkili olan bir şeylerden biri de o. Aynen. Bekir hiçbir şey vermiyor. Bekir'in oynamaması lazım. Bekir kesinlikle. Çok kötü durum. Bekir şu an ikinci ligde bile oynayamaz şu form durumuyla. Yok oynayamaz. Şampiyonla Bekir, oynayacak takımlarda Bekir zaten 19-20'de Giresun'da bile çok, çok kötü. Dandun dalıyordu adama. Aynen. Ya bir de pas organizasyon anlamında. Bekir 10 pas atıyor ileriye. 8'ini rakibe veriyor zaten. Evet çok sıkıntı. Kaptırıyor sürekli. Diyoruz ya bu takımda Til. Bir de Timur. Orta sahanın vazgeçilmez ve alternatif sanımları. Bajin'in sakatlanması da çok kötü oldu Eyüpspor için. Orada 6 numarayı çok evet. iyi kapatıyordu Bajji. O çok kötü oldu. Kocaeli Spor'a geçelim. Geçelim. Kocaeli Spor için bu maç adeta hayat memat maçı.
Eğer bu maçtan bir mağlubiyet gelirse Kocaelispor maalesef önümüzdeki sezon TFF 2.likte olacak. Düşecek yani yüksek. Şöyle diyelim. Çok anormal bir durum olmazsa düşer. Şöyle Adana'nın 45 puanı var çünkü. Yok, Adana'dan alma. Bolu'yla şeyi de kıyaslayalım, Altınordu'yu. Ki tamam. Daha çok Bolu'yu kıyaslayalım. Altınordu'nun bu hafta kazanacağını 45 düşünüyoruz. 45 olur Altınordu. Eğer bu hafta Bolu Spor ve Altınordu, yine söylüyorum, maçlarını kazanıp Bursa Spor'la Kocaeli Spor maçlarını kazanamazsa zaten düştüler. Onu söyleyelim. O da var. Bitti. Aynen. Yani. Kocaeli Spor için şimdi ölüm kalım maçı gibi kazanmak bir maç. Kazanmak zorunda. Geçen hafta Altınordu maçında çok büyük hata yaptılar. Berabere kaldılar ve o sonuçtan dolayı da bu maçı kesin kazanmak zorundalar. Bir puan da onları kurtarmayacak. Bir de büyük bir istatistik vereceğim zaten. Bu da bize Tabii. Her şeyi gösteriyor. Ya Kocaeli Spor deplasmanda oynadığı 17 maçta 2 galibiyet, 6 beraber 9 mağlubiyet aldı. Birinde Balıkesir'i yendiler. Onda da Balıkesir penaltı kaçırdı evet. Son dakikada. İsmet çıkardı. Oğuzhan Aynaoğlu çıkarmıştı. Bak Hı-hı. Düşün. Onu da alamasa 1 Aynen. sadece. 11 gol atıp 22 gol yedi bu takım. Hani 11 atarken 2 katı da gol yedi. Hani Kocaeli Spor deplasmana gitmese, masraf yapmasa belki daha iyiydi. Otel parası, mazot parası ya da uçak deplasmanda parası, yakıt parası. Kocaeli yazık Deniz günah. Spor karşısında 2-0 önde maçı veriyorsun. Berabere bitti biliyorsun. Altınordu'ya 2-0 öndesin. Pardon, 3-2 yeniliyorsun. Deniz Spor maçı olmadı galiba. Altınordu'ya yeniliyorsun. Altınordu oldu. 2-0'dan maçı Denizli'yle berabere verdi. Bitti diye hatırlıyorum. Ama benim 2-0'dan demek senin Altınordu maçıydı. 2-0'dan yakalandın, 3-2. Maçı da kaybettin. Bir de ilk devrede nasıl bir maçtı? Kocaeli çok rahat aldı. 5'e 6'ya gider hafta derdin. Öyle bir maçtı. Ama aynen. Ne oldu derdin. Kocaeli Spor'un böyle bir sıkıntısı da var. Ve Kocaeli Spor'da biz geldiği zaman da ne dedik Fırat Gül için? Yapamaz. Kocaeli Spor düşmenin fitilini ateşledi demiştik. Kocaeli Spor ilk maçını kazandı ya, taraftarlar bize hemen şunu yazdılar. Ya hani Fırat Gül'e salladınız. Bakın ne oldu dediniz. Ama Fırat Gül kazandı haftada bile zaten hala düşme hattındaydı. İlk 3 maç 7 puan aldı evet. Hatta iyi de başladı. Ya hemen gaza geliyor bizim takım taraftarları. Hangi takım olursa olsun. Samsun mesela Çağdaş Atan'ı getirdi. Türkiye Ligi'nin en iyi genç hocası geldi diyorlar. Ya daha bir şey olmadı. Fırat Gül'de de olmadı. Ben buradan soruyorum bize onu yazan taraftarları. Kocaelispor. Biz Kocaelispor'un düşmesini istemiyoruz ama yani gelen hamleye karşılık da yorum yapmamız lazım. Yanlışsa yanlış deriz. Fırat Gül diyelim ki bu maçı kaybetti. Kocaelispor düştü. Ya o zaman diyebilecek misiniz? Hani siz sallamıştınız. Hadi ben, bir de o zaman diyebilin bakayım diyemiyor musunuz? Ben Kocaeli Spor'da da işin ciddiyetinde olan pek oyuncu göremiyorum. İki oyuncu dışında. Bu kimde bitiyor? Mehmet Taş'tan Kolovos'u ayırıyorum. Bence diğer oyuncular hangi takımda oynadıklarının farkında değiller. Bu iş hocada bitiyor değiller. İşte ama hocada bitiyor. Ya Fırat Gül'ün ne kariyeri ha var işte, onu söylemek istiyorum. Bilecek. Yani taraftarlar niye hemen gaza geliyorlar? Fırat Gül zaten daha 36-37 yaşında. Fırat Gül nereye gitse batırdı. Ha bakın işte Altınordu maçını alamıyorsun sen. O maçı alman lazım. Alacaksın ya. Yani Altınordu maçını. Sen Altınordu maçını alamıyorsan Tabii. Bir de iki yere 1-0 önde kapatıyorsun. Ama 30 bin kişilik taraftarın önünde oynuyorsun. Kendi taraftarı muhteşem bir atmosfer. 15 dakikada 2 gol yiyip geri düşüyorsun. Yani burada ben Olmaz kime söyleyeceğim öyle. Lafı? Fırat Gül'e söyleyeceğim. Zaten ilk suçlu yönetim. O Tabii ayrı. Yönetim de. Yönetim paraları zamanında veriyor ama futboldan anlamıyor yönetim. Tabii Reşit Hoca'yı sen direttin yani. Aynen. Ardından zaten Kocaeli Spor sezon başındaki hatalarından dolayı bu duruma düştü. Mesut'u yolladı. Burak Süleyman'ı yolladı. Hı hı. Ta Batuhan'ın yüzüne bile bakılmadı. Keçiören gücünde gayet iyi oynuyor. Sol Aynen. stoper. Millet sol stoper bulamıyor. Sen genç sol stoperini gönderiyorsun. Musa Nizam'la devam ediyor. Aynen. Musa Nizam iki maçta bir hata yapıyor kafadan. Şimdi şöyle bir Banko. Nokta var. Bayram Olgun'u gönderdin. Orada bir orta yol bulunabilirdi. Ya orada ben yönetim aynı gibi. Ben orada yönetim hak veriyorum. Orada hak vermiyorum. Ben veriyorum. Sen Korcan'a gidiyorsun çok daha fazla. Bu neye benziyor biliyor musun? Sen Burak Süleyman'ı gönderiyorsun. Hı hı. Ama Dilaver'e 3 milyon veriyorsun Aydın'a falan. Ya paralar ayrı da. Ama Bayram şey daha sezon bitmeden parasını istedim. Ama Burak Süleyman da bak orada şöyle bir durum var. Bak Bayram'ınki de orada haklı bence isyanı. Ya sen Korcan'a veriyorsun o kadar para. Aydın Karabulutlara verdin. Dilaver'e verdin. Burak Süleyman ne diyor? Ben bu takımın kaptanıysam diyor. Ben en az parayı alan adam olursam diyor. Beni adam yerine koyma. Şey. Ben Burak Ama Süleyman şöyle bir şey var. Zaten. Bayram 700'e mi ne oynuyordu? Ya yap Bayram'ın kontratını 1 milyon TL. Tamam Korcan da. Ne kadar alıyor Kocaeli'den? Orada ama mesela daha görüşmeye gelmeden Bayram süngüler Ama orada indirdi. Orta yol bulunurdu. Orada sen konuşacaksın. Bayram da çabuk kopardı. Uzlaşımcı olacaksın ama. Ama Bayram da çabuk kopardı. Ya kopardı da sen uzlaşımcı olacaksın. Bayram oğlum bir gel diyeceksin tesise bir şey yapacaksın. Sen orada takımın büyüğüysen Kocaeli Spor 50 milyon TL harcadı değil mi? Ya sen ver Bayram'a 1-1.5 bu kadar rezil durumda olmazdın. Tabii, ya Kocaeli'nin kaleye gelen top gol oluyor ya. Normal. Bayram geçen sene sana bir şey diyeceğim. Beyaz grupta Kocaeli çok kötü gidiyordu. Bayram kurtardı. Bayram'ın kaç tane kendi başına kurtardığı maç var. Ya penaltı çıkarıyor.
Kaleye gelen 8 topun 7'sini çıkarıyor. Bayram'a zaten ben performans anlamında hiçbir zaman kötü demedim. Bunu herkes biliyor. Sen burada yönetici falansan oyuncuyu alacaksın, şöyle bir kafalayacaksın gerekirse, götüreceksin. Oğlum gel, sıkıntın ne diyeceksin. Yanlış yere götürme. Adam kaybetmek çok kolay. Bak ne oldu Kocaeli Spor? Yandı. Kaç Burak Süleyman'ı kaybetti. Mesut'u kaybetti. Bayram'ı kaybetti. Kocaeli Spor da Taha Batuhan'ı kaybetti. Ya kaç tane oyuncu vardı geçen seneki kadroda? Mesut gitti. Bu ligde oynatabileceği. Niye tutmuyorsun sen o oyuncuları? Aynen. Eyüp Spor geçen sene ikinci ligden gelen oyuncularını bak 11'de oynatıyor. Bülent Uzun, Timur Temeltaş. İyi oyuncunun ligi olmaz ki. Oynat sen o adamları. Bak senin takımında bir tane lider oyuncu yok. Yok. Şu an Kocaeli Spor'un, Kocaeli Spor'un şu an lideri Kolovoz. Aynen. Yabancı bir oyuncu geldi. Liderliği eline almaya çalışıyor. Sen hayır gidiyorsun mesela atıyorum. Samet Ali Kaya Adana Spor'da oynarken Bolu maçında devre arasında stadı terk edip gitmedi mi Bolu'daki maçta? Aynen. Sen böyle oyuncuları alıyorsun. Zaten yanlış olduğunu sen söyledik. Sen Burak Süleyman'ı Mesut'u gör. Mesut ağlayarak gitti takımdan. Mesut bir şey kaybetmedi ki. Bak Mesut Pendik'te çıktı TFF 1'e. Kocaeli'de oynat. O hani şey dediler ya Mesut'a. Oynayamaz. Sen Pendik'te oynayacak seneye Mesut. Evet. Biz Pendik'te konuşuyoruz takımda. Kalacak yani takımda. Takımda en başta tutmak istedikleri adamlardan biri Mesut. Aynen. Bir de bu adamlar formanın şeyini, ağırlığını sen bu adamlara para verme gene oynarlardı. O oyuncular bir de her gittiği takımda o formanın ağırlığını kaldırabilecek oyuncular. Sen bak Ben Hura 25 veriyorsun. Ben Hura 50 istiyor mesela. Hı-hı. Yüzsüzlük yapar. Burak Süleyman'a falan sen para verme. Sefa Narinler'e falan. Bu adamlar bedavaya oynadı amatörlerde falan. Kocaeli Spor kendi kendini yaktı. Kesinlikle. Bunun bir de şöyle bir nokta var. Şimdi Fırat Gül Bandırma Spor maçına takım başında çıktı. İlk maçı Bandırma maçı. 2-1 yendi. 2-1 kazandı. Hani taraftarlar mesela bize dediler ya siz Fırat Gül'e çok fazla söylediniz. Muhteşem girdi. İşin rengini değiştirdi. Bakalım Kocaeli maçının Bandırma maçı 1, Menemen maçı 2, Manisa maçı 3, Erzurum 4, Altınordu 5. Bandırma Spor maçından sonra Kocaeli Spor Manisa'yı yenebildi. Menemen'de puan kaybetti 1. Erzurum'da puan kaybetti 2 yenildi. Altınur'da puan kaybetti 3. Tabii. Siz bize diyorsunuz ki Bandırma maçını kazandı ama bakıyoruz bizim söylediğimiz noktada daha fazlasını yaptı işte karşılığında. Nasıl olacak ya bu iş? Zaten şöyle bir şey var. Hani ilk maçta iyi başlayabilir o ayrı. Hı-hı. Çünkü birçok takıma yeni gelen o ilk hoca ilk baştan bir etki yaratabiliyor ama bunun istikrarlı olması önemli. Tabii ki. Biz zaten genel bir görüş verdik. Zaten yani Fırat, sonuç anlamında Fırat dedik ki Gül'ün kariyeri yeterli değil bir. Bir de Kocaeli Spor'un öyle seviyesinde bir, değil. Şimdi Kocaeli Spor'da tecrübeli oyuncu sayısı çok fazla. Biraz da zıplamaya müsait oyuncu sayısı da çok fazla. Bu oyuncuları ancak çok tecrübeli bir hoca şimdi ben yok bir de şöyle bir şey kendi var. Görüşüm. Bence şöyle Kocaeli şey Spor'daki birçok oyuncu Fırat Gül'ü ciddiye almıyor. Ben böyle düşünüyorum. Yok bir de şöyle bir şey mesela var. Mesela Kocaeli Spor İbrahim Üzülmez'i getirebilirdi. Hı-hı. Yok bir de şöyle bir şey var. Ben öyle düşünüyorum. Zaten Fırat Gül bırak onları onu geç. Zaten şöyle bir şey var. Fırat Gül zaten hedef oynayabilecek takımdan hocası olabilecek bir isim değil. Ya o ayrı İstersen bir... İstersen sana saygı duysunlar. Hep... Yapamazsın. Ben sana örnek veriyorum. Mehmet Altıparmak bütün oyuncular saygı duyuyor değil mi gittiği takımlarda? Ama Mehmet Altıparmak da hedefe götürebilecek bir hoca olmadı. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Mehmet Altıparmak'ın çok büyük bir şansı var. 3 tane takıma gitti. Hı hı. Üçünü çıkardı. 3 takımı da sonradan aldı çıkardı. Hatay Spor'da zaten liderdi neredeyse takım altında çıkardı. İki takımı da playoff'tan çıkardı. Gaziantep FK'da ama çok iyi bir düzen vardı biliyorsun. Hı hı. Çok iyi yönetilen bir takım Gaziantep FK maddi anlamda. Bir de Erzurum'u çıkardı o sene Mehmet Altıparmak Hoca ondan önceki sene. Hı hı. Ya şöyle bir durum var. Kocaeli Spor Fırat Gül'ü getirerek o dönemde şöyle bir hata yaptı. Bu kadro zor bir kadro. Bu kadroya böyle oyuncuların gerekirse tırsacağı bir hoca getirmeliydi yönetim. Ya sezon başı da olsa yine fark etmiyor Fırat Gül için. Bak. Tabii. Hamza Hamzoğlu, Fırat Gül, Mehmet Altıparmak, işte bazı böyle belli o Mehmet Özdilek. Bu hocalar ne zaman gelirse gelsin, hedef takımlara geldiği zaman da bu isimler olmuyor. Fırat Gül ancak rahat takımları olmuyor. Çalıştırabilir. İstanbul Spor gibi, Tuzla Spor gibi. Aynen. Baskının olmadı. Onlar yani hedef oynayacak takımların aynen. Hocaları değil. Ben bunlar. De öyle düşünüyorum. Bunları Bolu'da da söyledik biz bunu. Aynısı oldu. Adana'da da söyledik. Bolu'da o dönem takımı ligde tuttu ama Bolu'dan sonra Fırat Gül çok formsuz. Aynen. Akhisar'da geçen sene çok kötüydü zaten. Evet. Adam Delarji falan yedek bırakıyordu sürekli. Adana Spor'da bu sezon başı. Zaten Adana Spor taraftarları Kocaeli Spor'un başına geldiğinde Fırat Gül direkt şunu dediler. Yandınız. Sağ bek stoper oynatır. Samet Ali Kaya 11 oynar. Forvet'i sol açık oynatır. Yani maalesef Kocaeli Spor çok kötü yönetildi ve kesinlikle. Ben bu maçta Eyüp Spor'u net favori görüyorum. Bir de garip iddialar var. İşte İbrahim Üzülmez Kocaeli'li olduğu için çirkin maçı Kocaeli Spor'a verecekmiş. Ya akıl mantık var. İbrahim Üzülmez salak mı çok affedersiniz. Adam çok iyi bir kulübe gelmiş. Eline bir fırsat geçmiş.
Düşünsene Eyüp'ün iddiası var bir de. Düşünsene Eyüpspor'u İbrahim Üzülmez playoff'tan Süper Lig'e çıkarıyor. Reklama ya bak. İstanbul takımını çıkarıp seneye bu takımın başında kalıp iyi bir kadro kurdurma şansı var. Ya İbrahim Üzülmez ekmeğinde olan bir adam. Tabii. Kendi kariyerinde ekmeğinde. Ya bu adam deli mi? Aklından sıkıntısı mı var da gidip işi gücü yok maç verecek. Hem kendini lekeleyecek. 3 kişiye lekelersin burada. Aynen hem öyle Eyüp şey olur mu ya? Hem İbrahim Üzülmez'i. Akıl var mantık var hem ya. Hem de Kocaeli Spor'u burada zan geçen altına bırakmış oluyorsun. Herkes diyordu Tuzla Spor Eyüp'e maç verecek diye. Tuzla Spor aslanlar gibi çıktı oynadı. Ya, ya sen kendi göbeğini kendin keseceksin. Başkasından medet ummayacaksın. El elin eşeğini türkü çığırarak arar. Aynen sen öyle. Kendi işini kendin göreceksin. Hiç o buna maç vermiş, şu buna şunu yapmış. Onlar saçma sapan ithamlar. Ya nereye maç veriyorsun? Kolay mı ya? Şey mi veriyorsun sen? Apartman yukarıdan sepet mi veriyorsun aşağıya sarkıtıyorsun? Veya evini kiraya mı veriyorsun? Akıl var mantık ya var zaten ya. Şöyle bir şey var. Ne bu, maç vermesi bunu ya? Bunu sen söylediğin zaman da zaten hem İbrahim Üzülmez hem Eyüpspor hem Kocaeli öyle Spor şey yönetimlerini zan altında bırakıyorsun. Tabii ya. Onlara iftira atıyorsun. Emeklerine karşılık haksızlık yapıyorsun. Tabii canım. Şimdi mesela biz de burada bir şey söylüyoruz. Adamlar bize diyorlar ki siz şu kulüpten para alıyorsunuz. Bu kadar kolay mı? Tabii biz canım. Burada neler çekiyoruz? Öyle şey olur mu? Emek veriyoruz. Şöyle düşün bir kere. Ya Eyüpspor'un başkanı Murat Özkaya çok affedersiniz eşek yüküyle para harcadı bu takım için. Tesisler yaptı yeni. Takımı transferler her yaptı. Ara dönemde Antalya'ya kampa götürüyor. Gitti Ukrayna-Rusya savaşında şey iki tane getirdi. Adam aldı bak. Hedefi var adamın başkanın. Adamın hedefi olmayan başkan bunları yapar mı? Yok hiçbirini yapmaz. Hani ya böyle saçma sapan şey olur mu? Eyüpspor playoff'a kalacak Süper Lig'i kovalayacak. Adamın işi gücü yok. Aynen. Memleketinin takımı diye maç verir mi? Öyle yok aptalca ya, saçma ya. Sapan düşünce olur mu aynen ya? Aynen öyle. Delili olan o zaman gidip ispatlasın yani öyle şey varsa. Evet. Akıl bir de var, İbrahim Üzülmez kendisini bayağı bir geriye çekmiş. Takıma gitmemiş bir takıma. Şimdi buraya gelmiş bunu yapıp. Eline fırsat geçmiş. Bunu yapıp da kendi tabii, kariyerini mi lekeler? Lekeler mi zedeler mi onu adam? Onu mu yapar veya tam tersi Eyüp'le Süper Lig'e çıkıp da CV'sine bir şampiyonluk bir artı mı ekler? Ya da atıyorum Eyüpspor'la Süper Lig'e çıkıp sene Eyüpspor'la devam etmese bile seneye bu ligden iddialı bir takıma aynen. Gitme şansını yaratmaz mı kendine? Veya akıl tam var, tersi veya yani. Tam tersi playoff'a girer tamam mı sokar atıyorum finalde veya yarı finalde elenir aynen, ama yeni sezonda da iple başlar. Tabii. Çünkü niye sen çıkaramazsan kimse sana demez ki İbrahim Üzülmez bizi yaktı. Aynen adam iki maç kala geldi ha. Zaten ne buraya yakanlar belli zaten tabii. Bunu herkes aynen görüyor öyle. O yüzden İbrahim Üzülmez hiçbir şekilde böyle ithamların içine sokulması veya Eyüpspor'la Kocaeli'ne sokulması hiç doğru bir saçma şey değil. Saçma sapan şeyler yani ya. Yani insanların emeklerini bu kadar böyle kolay bir şekilde lekelemek ya insanlara yanlış şeyler. Bu kadar basit yaftalamak, iftira atmak kolay olmamalı aynen. Yani. Akıl var, mantık var. Sen kimi önde görüyorsun? Valla ben de Kocaeli Spor'un hem deplasman performansına bakıyorum. Hem hocanın dokunuşlarına, tercihlerine bakıyorum. Yani Fırat Gül hocanın. Hem Eyüpspor'un yeni bir hoca, yeni bir havaya girmesinden dolayı. Ama tam tersi Hamza Hamzaoğlu olsaydı Kocaeli Spor tarafında olurdum İşte ben o yüzden diyorum. Bence Kocaeli Sporlular Hamza Hamzaoğlu'nun gitmesine üzülmüş. Tabii üzüldü Hamza zaten. Hamza Hamzaoğlu varken resmen Eyüpspor'un durumu şuydu. Çocuklar sahaya çıkın, dolanın, takılın. Hani işte ne yapıyorsanız yapın. Maç sonunda Kocaeli tebrik ederdi yine. Aynen Hamza Hamzaoğlu her maçtan sonra rakipleri tebrik ediyordu. Dünyanın en güzel işi Hamza Hamzaoğlu'ndaydı. Hem para alıyor hem de sürekli tebrik ediyor. Hani şimdi Eyüpspor bir kanlanabilir, canlanabilir. Aynen. Ben de öyle bekliyorum. Aynı yine söylüyorum. Programın başından söyledim. Geçen sene Altay'ın başına gelen Mustafa Deniz örneğini verdim. O yüzden Eyüpspor çıkarsa da şaşırmam. Aynen. Ama ben Erzurumspor'un favori olduğunu söyledim. Bakalım ne olacak. Benim kendi anlamımda. Bu maçta da Eyüpspor tarafındayım. Kocaeli Spor'a beraberlik yaramıyor zaten. Yaramıyor zaten. Ben Eyüpspor'un kazanarak hafta 3 puanını kapatacağını düşünüyorum. Ve sana da şunu söyleyeyim. İbrahim Üzülmez'in gelmesiyle beraber Umut Bulut'tan da bu maçta gol bekliyorum. Bir de ben sana son olarak şunu soracağım. Öyle kapatalım. Kocaeli Spor taraftarları İstanbul'a gelip stada girmeye çalışırlar mı? Yaparlar ne düşünüyorsun? Bence. Yani ya yapmaya çalışırlar. Destek olmak isteyeceklerdir İsterler. Takımlarına. Ha bu i̇nşallah, da hani bu da yanlış bir şey da değil zaten. İnşallah orada da bir hengame çıkmaz iki aynen, takım inşallah. Taraftarlar arasında. Kavga küfür istemiyoruz futbolda. Aynen inşallah sıkıntı çıkmaz. Kardeşlik olsun. Hani aynen. Yenmek de var, yenilmek tabii de var. Canım. Çıkmak da var, düşmek de var. Ha hatalar yapanlar var. Hata derken yanlış seçimler, yanlış. Tabii. Bunları da ölçülü bir şekilde söylememiz gerekiyor. Küfür, kavga. Aynen öyle. Hani kim olursa olsun bunlar doğru değil. Futbolun gelişmesi için kardeşlik ortamının olması lazım. Kesinlikle. Hani bazı sonuçlara katlanmamız gerekiyor. Yani kabul etmemiz gerekiyor daha doğrusu. Başarısızsan başarısız oldun. Bitti. Tabii canım. Önümüzdeki sezona bak. İşte bir isim bir yanlış mı yaptı? Yani yanlış hocayı mı getirdi? Yanlış seçim mi yaptı? Onu söyle ama güzel bir dille söyle. Yani kavga, küfür, kesinlikle. Tartışma olmasın.
Onu söyleyelim. İki takıma da başarı dileklerimizi iletiyoruz. Allah kısmet ederse pazartesi günü maçın sonucunu konuşacağız. İnşallah. İki takıma da başarı dileklerimizi iletiyoruz. İkimiz de Eyüpspor tarafındayız. Bakalım nasıl bir maç olacak. İzleyen herkesten öncelikle abonelik, ardından videomuza beğeni ve maçla ilgili yorumlarınızı ve videomuzu paylaşmanızı bekliyoruz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan da başta Instagram ve Twitter, ardından da Facebook'tan takip etmeyi unutmayın. Ben de sana teşekkür ederim. Rica ederim. Ağzına sağlık. Cumartesi saat 16'da iki takıma da başarılar diliyoruz. Aynen. İki takımın taraftarlarına da selamlarımızı gönderelim. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Ben de selamlarımı gönderiyorum. Herkese de iyi günler diliyorum. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini artıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.